Merhaba sevgili Ekonomi Dünyası programı izleyenleri. Programımıza kaldığımız yerden Kahramanmaraş 12 Şubat'tan devam ediyoruz. Yanımızda MRŞ Maraş Paşa'nın kurucusu Murat Sümbül Bey bulunuyor. Öncelikle biraz sizi tanıyabilir miyiz? Murat Bey kimdir? Ben Murat Sümbül, Kahramanmaraş, merkez doğumluyum. Yaklaşık 20 yıldır bu mesleğin içerisindeyim. Paça, özellikle bizim mesleğimiz paçacı. Diğer illerde çorbacı deniyor ama Kahramanmaraş'ta paça. Bizde kelle paça deniyor burası. Siz kelle paça ustası. Biraz bahseder miyiz çeşitlerimizden, nasıl yapıldığından, neden bu kadar hayatımızda paçanın yeri var ve önemli? Paça şundan dolayı çok önemli hayatımızda. Bunun kemik suyu olması, orijinal ilikli kemik suyu olması kemikleri geliştiriyor bu kemik suyu olması. Orijinal hiç katkı maddesi yok bunda. Çocukların gelişiminde de çok önemli. Kelle paçanın suyu gerçekten çok kolajen yüklü olduğu için, orijinal kemik suyu olduğu için çocukların gelişiminde, kemik gelişiminde çok önemli. Hayatımızda da şöyle bir yeri var. Haftada en az iki defa tüketilmeli kelle paça. Doğal antibiyotik diyoruz biz buna. Kahramanmaraş'ta kelle paça doğal antibiyotik. Bu doğal antibiyotik nasıl oluyor? Normal zaten paçamızı yapıyoruz. Burada etleri var ayrı ayrı. Ben size etlerini tanıtayım. Bu kellenin dil dediğimiz yanı, bu ayak. Burası yanak kısmı. Diğer illerde yanak denir, siyah denir. Biz burada siyah diyoruz. Bu gözünün yağını yiyeyim derler hani beyaz. Çok aynen. İfade ettiniz bayağı. Evet. Net oldu. Burada göz var. Bu da beyin. Evet. Baharatlı yapıyoruz biz bunu. Burada baharat çeşitlerimiz var. Bizim kendimize özel, kendimize has baharatlarımız var. Bu baharatla beraber sımsıcak kaynatıyoruz. Daha sonra bunun içerisine sumak ekşi. Bizim burada yaylada, dağlarda yetişen sumak ekşimiz var. Evet. Onu da yine yaylada yetiştirip özenle hazırlanıyor. Bir özel yetişiyor. Yaylada yetişiyor bu sarımsaklar. Tamamen zaten doğal. Aynen doğal antibiyotik zaten. Bu ekşiyle karışımından sonra bunları da kaynatırken içine bırakıyoruz. Yine paçanın kendine özel sosu var böyle. Biberle yapılmış. Normal ya biberle yapılmış bu. Onları katıp sıcak tükettiğimiz zaman bu bir terletme yapıyor. Bu baharatlardan dolayı terletiyor. Terledikten sonra yani bir duş alıp duştan sonra geri normal, sağlıklı bir hayata dönüyorsunuz. Evet sevgili izleyenler, tabii ki sadece kış aylarında değil, dört mevsim tüketebileceğimiz çorbalarımız ve çeşitlerimiz bunlar biliyorsunuz. İlla ki hasta olduğumuz zaman çorba içmemiz lazım. Kendimizi korumak amacıyla aynı zamanda çok da doyurucu özellikleri var değil mi? Ustam, evet. O geldi vallahi. Güzel güzel çorbalarımız. Tabii sevgili izleyenlerimiz ekranların başını biliyorum eminim ki buraya geldikleri zaman bu meşhur çorbalarımızdan içmek isteyecekler. Yani insan ekranda izlerken bir canı çekiyordu ki buraya geldiği zaman onun tadı daha farklı diye düşünüyorum ustam değil mi? Buraya gelindiği zaman farkını yaşıyor zaten insanlarımız. Yani hazır burada hazırını da göstereyim ben size kelle paçanın bu şekilde. Sunum bu şekilde. Orijinal kemik suyu. Evet. Zaten baharatlarını falan anlattım ben burada. Sıcak tüketilmesi önemli. Bir hafta önce ben bir öksürük yaşadım. Öksürüğü ben kelle paçayla atlattım. Ne güzel. Bu baharatları kattım. Sıcak baharat tükettim. Değil mi? Tabii baharat, bu baharatlar çok önemli. Terletiyor ya ondan değil mi? Acımsı etkisi. Özel acı biber var bunun içerisinde. Kekik var, nane var. Bunların hepsini bir de sıcak tüketince öksürü falan her şeyi temizliyor. O yüzden Maraşlar bu kadar zinde ve sağlıklı gözüküyorlar değil mi? Aynen. Çok baharat tüketiyor. Baharat şehri zaten. Yani en ne taze baharatlar oluyor. Her şeyin tazesi bile. Buradaki hayvanlarımızın etleri daha lezzetli değil mi? Paça, Kahramanmaraş'ta bilinen bir ürün ama şehir dışına, dışarılara tanıtılmaya muhtaç bir ürün aslında. Evet. Biber ve dondurma aldı başını gitti. Bu artık tanınıyor, dünyaca tanınıyor dondurma. Ama kelle paça o kadar değil. Burada da el birliği olup kelle paçayı tanıtmak istiyoruz. Belki neden çekiyordur ustam? Şimdi bunların her yapılı şekilleri var. Herkes sizin gibi işin ehli olamayabiliyor. Evet. O yüzden güvenli, rahatlıkla bir şekilde yiyebilirsiniz ama ustam nasıl yapıldığını bir anlatsın öncelikle. Bizim kelle paça imalathanemiz var ayrı. Orada veteriner hekimimiz var onun denetimi. Tarım zaten sürekli denetliyor. Bize kelleler böyle tüm halde geliyor. Bizim orada kendi havzalarımız var, su havzalarımız. Orada bir gün önceden geliyor. Önce geldiğinde hemen hızlı bir şekilde bir temizleniyor. Ondan sonra teknelerin içine bırakılıyor. Tekneler de suyun içinde en az bir 10 defa suyu değişiyor onun, temizleniyor. Ondan sonra yine çıkartılıp tezgahlarımız var. Onun üzerinde tanzikli suyla ve fırçayla güzelce tertemiz yapılıyor. Ondan sonra tekrar kazanlarımız var, büyük pişim kazanları. Kazanların içine giriyor.
Fazanların içinde bir defa daha hafiften suyu kaynıyor. Kaynaktan sonra bir daha değiştiriyoruz suyu. Evet. Çünkü onun içinde ister istemez şeyle kaldığı için kefleri falan. O da temizlendikten sonra en son kaynamaya geçiyor. Bu da yaklaşık 12 saat, 13 saatte hazır oluyor. Bunun kaynaması suyun böyle doğal hale gelmesi için 12-13 saat sürüyor. Bunun içerisinde kelle var, ilikli kemik var bunun içerisinde. Orijinal kaynıyor bunlar. Süper. 12-13 saat sonra bunu tekrardan suyunu çekiyoruz. Dinlendirmeyi alıyoruz. Bir gün bu paça hazır olduktan sonra suyu ve eti bir gün dinlenmesi lazım. Eğer sıcak tüketirsek insanlar rahatsız olabiliyor. Çünkü evde haşladığımız etten de biliyoruz. Bunu yeni haşlarken böyle bir koku geliyor insanın burnuna ister istemez. Ama bekleyin koku da gidiyor değil mi? Tabii o bir gün beklediği zaman, dinlendiği zaman hiçbir koku bulamazsınız kesinlikle. Süper. Zaten burada sarımsak ve sumak ekşi de girdiği zaman her şey mükemmele dönüyor. Rahatlıkla, gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz. Beğenmiş olduğunuz bilgilerle ve bu güzel lezzetlerle sunumla programımıza renk kattığınız için sizlere ve tabii ki diğer ekibimize çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim Gülay Hanım.